Merhabalar. 2010 yılında dans etmeye başladım. Breakdance ve hip hop yapıyorum. Bir yıldır da Darüşşafaka Tekfen'le birlikte Dado olarak çalışıyorum. Dans etmek benim için yürümek, koşmak gibi, su içmek gibi. Aynı zamanda böyle anlatabilirim. Aşık olmak gibi, birini seversiniz. Ben bu şekilde seviyorum dansı. Danssız bir hayat asla düşünemiyorum. Hayatımın her yerinde, her anında sürekli dans ediyorum. Her bulduğum fırsatta dans etmeye devam ediyorum. Yani reklam çekimlerinde, klip çekimlerinde yer aldım. Uluslararası dans yarışmalarında birinciliklerim var. Aynı zamanda bu maskotun içinde beni kimse görmüyor ama daha önce yaptığım çok güzel işler var. Birinciliklerim ülkemizi temsilen yabancı dansçıların katılımda olduğu yerlerde hep bizi temsil etti. Örnek aldığım dansçılar ilk dansa başladığım zamanlarda vardı, dış ülkelerden, ülkemizden. Ama şu anda yani kendimi belli bir seviyeye getirdiğimi düşünüyorum, kendi kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. O yüzden örnek aldığım pek bir dansçı yok. Dado'yu örnek alıyorum. Şöyle, benim dayımın organizasyon şirketi vardı. Orada hep maskotları görüyordum. Maskotun içine girenleri görüyordum. Dans etmiyorlardı ama zor olduklarını düşünüyordum. Hep merakım vardı. Acaba nasıl? Yani bu da benim için çok iyi bir deneyim oldu. Darüşşafaka Tekfen'le birlikte çalışıp ve maskot olmak çok güzel bir duygu. Çok zor, aynı zamanda çok güzel, çok eğlenceli. Böyle. Darüşşafaka'yı zaten severek takip ediyordum Instagram sayfalarından, birçok yerden. Ve sosyal medyada seçmelerinin olacağı bir ilan gördüm ve ekibimle birlikte bu seçmelere gittik. Aslında dansçı olarak seçildim ama sonra Dado'da bir kontenjan açığı buldum. Kendimi orada buldum. Taşka'da olmak benim için çok büyük bir ayrıcalık ve aynı zamanda oradaki takım ruhu, yani basketçilerin ve koçların bir arada oluşu bana güzel bir izlenim, yol gösterdi. Benim de bir takımım var ve ben onların başındayım, onlara yol göstermeye çalışıyorum. Yani burası benim için çok mükemmel bir yer aslında, çok iyi bir deneyim ve seyircilerle olan bu enerjimiz, bir olan bağımız, yani çok güzel bir duygu, anlatılamaz bir duygu. Dado olmak benim için söylediğim gibi yine çok büyük bir ayrıcalık. Maskotun içindeyim, maskot Dado'yum. Herkes çok seviyor Dado'yu. Özellikle çocuklarla kurduğum bu bağ çok güzel bir his. Yani ve sahaya çıkmadan önce aynı oyuncuların yaptığı gibi biz de kendi aramızda birbirimizi gaza getirip parçalamaya gidiyoruz gibi hislerle sahaya çıkıyoruz. Ve ondan sonra sahada elimden ne geldiyse tüm enerjimi seyircilere yansıtıp hislerimi onlara aktarıp aynı zamanda onların da oyunculara bunu aktarmasını çok istiyorum. Çünkü eğer enerjilerimiz oyuncularımıza ulaşırsa çok güzel bir tabloyla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Evet, bu kesinlikle benim yaşadığım en büyük sorunlardan bir tanesi. Zaman zaman seyirci, ben ne yaparsam yapayım, yani hiçbir zaman bazen beni görmüyorlar, bazen ben orada böyle yaptığım halde beni kimse görmüyor ve oyunda geri düştüğümüz anlarda daha da enerjiyle çıkmaya çalışıyorum elimden geldiğince ve söylediğim gibi bu benim ilk maskot deneyimim. Ama dansımı kullanarak elimden geldiğince güzel dans edip, eğlendirip İnsanları coşturmak benim görevim, çok büyük bir görev bu. Bunu düşünüyorum her zaman ve
Benim de bazen enerjim düştüğünde, dans edemediğimde böyle anlar hissediyorum ve diyorum ki kazanmalıyız, dans etmem lazım. En güzel şekilde dans edersem insanlar eğlenir ve enerjileri hep yüksek olur. Bu şekilde düşünüyorum. Evet. Bunda çok büyük bir etkim olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dado çok önemli bir yerde, Darüşşafaka, Tekfen'de. Bunun dışında yani durgun bir sahada skor olmaz, basket olmaz, bunu düşünüyorum. O yüzden elimden geldiğince, az önce de söylediğim gibi, bendeki bu güzel enerjiyi, pozitif enerjiyi insanlara nasıl gönderirsem, onlar da aynı şekilde oyuncularımıza gönderdiğinde güzel bir skora ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabii ki şöyle, maçta olan çok büyük bir tecrübem var, çok enteresan. Ben her zaman çıkıyorum, çocuklara atkılar, bileklikler, şapkalar atıyorum. Hediyelerimizi onlara hep dağıtıyorum. Bir an oldu, çocuklar etrafımı bir anda sardılar. Dodo'yu bırakmayın, sakın bırakmayın, onu yiyeceğiz, çekin aşağıya. Böyle cümleler duyduğumu hatırlıyorum maskotun içinden. Yani ne yapacağımı bilememiştim. Elim kolum bağlı. Elimi kaldırıp yetkililere beni buradan kurtarın demeye çalıştığımı hatırlıyorum. Ve çocuklar 20-25 belki daha fazla etrafımda doluşup beni yavaş yavaş aşağıya çekmeye çalıştıklarını hatırlıyorum. Çok garip, enteresan bir durum. Darüşşafaka Tekfen'le çalışmak çok güzel bir duygu. Umuyoruz ki devamında da yine onlarla çalışmak bizim için çok güzel olacak. Yakında yurt dışında olan uluslararası bir yarışma var Hollanda'da. Grubumla birlikte buraya gitmeyi planlıyoruz. Orada güzel bir derece almak istiyoruz ülkemiz adına. Ve son olarak hedefim dans okulu açmak. Bundan başka söyleyeceğim bir şey yok.